Hoş geldiniz. Ben Sade Isti. Skylines 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şehrimizde bazı yasaları uygulamaya geçirebiliyoruz. Bu arada. Nereden yapıyoruz? Şuradan. Nelerimiz var? Endüstri binalarının filtreleri. Yani şey, şöyle söyleyeyim. Filtrelerini yeniliyoruz. Etrafı daha az kirletiyorlar ama daha çok çöp çıkarıyorlar. Yani havaya salacakları zehri alıp paketliyorlar. Şehrimizin reklamını yapıyoruz ve daha çok turist geliyor. Remove highway speed limits, traffic flows faster but noise pollution increase and traffic accidents are slightly more likely. Otoyollardaki hız limitlerini kaldırıyoruz. Tüm şehir rally yapmaya başlıyor. Bence süper fikir. Açalım. Şehirlerdeki hız limitini kaldırdım. Pre-release programs, hapishanedekileri salıyoruz falan. Taxi minimum fare. Minimum charge is applied for each taxi ride. This add to the fare based on actual distance traveled. Sanırım taksilerden aldığımız ücret. Bunu ben fullersem taksilerden ettiğim zararı çıkarabilirim ve her yere taksi doldurabilir miyim? 667 kişi taşıyormuş taksim. Taksim. Ama detayını göremiyorum. Ne gelir, ne gider. Sadece 667 kişi taşıdığımızı görüyorum. Buradan görebilir miyim detayları? Yok. Sadece 220'yi görüyoruz. 220 geliyor, 371 gidiyor. Binanın gelir gider dengesini görebiliyorsak bakabiliriz. Sadece bu binanın ayakta kalması için 124 bin lira ödüyormuşuz aylık. 55 tane taksi için. İlginç. İyi para. Ama taksilerden para kazanabiliyorsak eğer hiç otobüsle falan uğraşmam, full taksiye banarım. O net. Hiç uğraşması yok. Binayı kuruyorsun, kendi kendine taksiler çalışıyor. O yüzden taksinin detaylarını görmek isterdim. Ne kadar para kazandığımı. Şu an göremiyorum. Ve bayağı da taksi var. Çoğunluğu şurada trafikte olmak üzere. Otobüsten bakalım. Otobüs buradan gidiyor, dönüyor. Sonra niye buradan geçiyor otobüs? Otobüs niye buradan dolanıyor? Şimdi şuradan geliyor otobüs. Buradan dolanıyor. Sonra buradan devam ediyor. Buradan gelen otobüs. Çünkü yukarıdan devam edemiyor. Aa, şimdi gördüm. Aa, çok mantıklı. Şimdi diyelim ki bir şey buradan geliyor ve karşıya gitmek istiyor. Şuraya geçecek. Nasıl geçecek? Buradan geliyor. Sola dönüp şuradan şöyle yapıp buradan böyle devam ediyor falan filan. Buraya güzel bir kavşak lazım. Ama bende onu yapabilecek potansiyel yok. Bakalım. Şundan lazım buraya bir değil. Aha da bu lazım. Nasıl yapacaksın ki? Bu kadar karmaşık bir şey elle yapmaya çalışsan zaten saatlerini alır. Değil mi? Böyle bir şey. Peki, düşünüyorum. Sadece bunu kuracağımız alanı temizlesek ve buraya bunu yapsak. Mantıklı olabilir. Buradaki karmaşayı yok ederiz. Ne kadar paramız var? 2,5 milyon. Yeter mi? Yeter. Hadi yapalım. Ben biraz yollara taktım galiba kafayı. Abi bir şehrin en önemli şeyi yollar bence ya. Geri kalan hikaye. Geri kalan bir şekilde hallolur. Yollar hallolmazsa hiçbir şey hallolmuyor. İnsanlar bir yerden bir yere ulaşacak abi şehirde. Bunu söyleyen adam hiç otobüse binmiyor olması da çok ilginç bir şey tabii. Nefret ederim otobüs olayından. O yüzden yollar düzgün olmalı. Şöyle yapalım. Kaldı mı bir yer? Şunu almayayım şimdilik. Ama almam gerekecek. Tamam. Kavşak atabiliyor muyum buraya?
Daha büyüğü de var. Aslında bu da tatlış bir kavşak. Ama sanki şu daha iyi gibi. Ama bu daha pahalı. Niye ki? 4 level highway. 4 level. Bu 2 level. Bu 4. Nasıl 4 lan? Öbürü daha büyük gözüküyor. Daha büyük gözüküyor. Neyse. Bakalım buraya bunu yerleştirebilecek miyim? Birazcık şuraları daha kırpmam lazım. Kırpalım hemen. Madem bir yola baş koyduk. Baş önemli. Koymuşken. Yapalım. Deniyorum tekrar. Sanki şöyle gibi ya. Ama overlapping diyor. Niye? Şuradaki direklere taktı. Peki. Bu detaylar adamı hasta eder. Yani şurada tel var diye koca köprüyü yapamıyor muyuz gerçekten? Tel kenara kayıversin. Bakıyorum tekrar. Şöyle olur gibi. Lan bozduk. Şöyle olur gibi. Çakıyorum. Çaktım. Nasıl bir şey bu? Şimdi bunu şuradan alacağız ve buraya bağlayacağız. Bağlamayacağız. Ters yöne bağlayacağız. Şöyle bağlayacağız. Buradan alacağız, buna bağlayacağız. Evet. Şimdi bunu da buradan alıp buna bağlayacağız. Bu kısım tamam. Aa bir dakika, burada terslik var. Yok. Sağdakiler gidiyor. Bize sağdaki geliyor. Bizim yön kargaşamız belki de bundan oldu ha. Oradan sağdan geliyorlar, buradan soldan gidiyorlar falan. Bak çok mantıklı geldi şu an. Evet, uğraşıyorum. Şöyle olacak. Sonra bunu direkt şununla bağlayabilirim sanırım. Ve bağlayacağız. Ama buna bağlı olan tüm yollar da yolda işte. Ya bu bir sürü iş çıktı karşımıza. Holy shit olduk. O zaman bu da yön değiştiriyor. Bu da yön değiştiriyor. Şu yön değiştiriyor. Bu değiştiriyor. Bu da. Bu kısım kısmen tamam. Şurayı düzeltelim. Tamam. Bu sefer de aşağısı bozuldu. Şöyle yapsak tamam. Şimdi alt tarafı bağlayalım. O da buradan gelecek. İnç. Tamam. Şimdi yönleri halledeceğiz. Biz bunu yaparken nasıl fark etmemişiz ya? Vallahi şu an çok şaşırıyorum. Bu yön mevzu bayağı ilginçmiş. Fark edememiş olmamız. Burayı da yaptık. Sanırım bağlandı. Burası bağlandı. Şimdi burada sıra. Buraya biraz zor bağlarız biz. Şurayı bir yıkalım. Şimdi şunu alıp bunu alıp buraya bağlıyorum. Bunu da alıp
buraya bağlıyorum ama yön mevzu var tabi. Vay be, biz bayağı yolları ters yapmışız ya. Gelecek. Bu da gidecek. Ha, burada çok sıkıntı yapmamışız. Sadece şehre sadece buradan giriş olmuş. Sadece şuradan giriş var. O biraz sıkıntı. Onu da şuradan halledebiliriz. Bak. Şuradan olmaz. Şuradan doğru. Şöyle yapsak. Evet. Şehir ayrımı yaptık. Bir tane daha giriş. Buradan da girebiliyorlar. Buradan çıkabiliyor. Bir tane de buradan çıkabilmeli. Ama zor. Tek çıkışmış bu şehir şimdi. Buradan geliyor, buradan inebiliyor. Buradan gelenler şuradan girebiliyor. Şehirden çıkış yok. Şu an yok. Bir tane şuradan çıkış verelim. Lan burada sorun ne? Neye takılıyorsun burada? Burada hata olması ilginç. Şunu yıkalım. Şuradan alalım. Olmaz mı? Burada giriş sayısı az geldi yani şu an bakınca. Şimdi buradan gelen şuradan giriyor. Bir tane de buradan giriyor. Buradan bir tane çıkış olmalı. Bu tarafa doğru. Olamıyor. Giriş olmuş. Buradan bir tane çıkış olmalı. O da olamıyor. Bayağı çıkış olmayan girişli bir şehir yapmışız. Tamam. Şöyle bir çıkış yapabildik sonunda. Neyse şu kavşağı bir bağlayalım da çalışır hale getirelim. Sonra bir bakalım işe yarıyor mu? Ben bu kadar uğraştım, şimdi işe yaramazsa sinirlenip yıkarım hepsini, beni biliyorsunuz. Bunu da şuradan alalım ve şuraya çakalım. Evet. Kavşağımız vatana millete hayırlı olsun. Buranın bağlantısını yapmamız lazım. Bunları bir yıkalım. Gerçi bunların şehir girişiydi bu. Mecbur bağlayacağız. Tamam, yaparız bir şekilde. Şimdi bir tane şu şekilde dışarı çıkış verelim. Bir tane de buradan giriş olsun. Peki. Bir tane de buradan gelmeli. Şöyle gelse. Bir tane de buradan çıkmalı. Şöyle çıkabilir. İki yoldan da bir giriş bir çıkış verdim ve play'e bastım. Ama bazı sorunlarımız oldu. Birincisi buranın bir şekilde bir yerlere bağlanması gerekiyormuş ama bağlanamamış. Kontrol edelim. Bağlı. Buraya bağlı. Şurada bir bağlantı problemi gördüm. Bu bizim suyumuz mu? Yok, ofis. Cenaze yeri. O zaman bunu yıkıyoruz, yapacak bir şey yok. Burada bizim su depomuz vardı. Su depomuzu bulamadık. Nereye gitti acaba? Suyu bağladım. Bir elektrik problemi de var gördüğüm kadarıyla. Bakalım.
Şimdi elektrik buradan şehre bağlı. Şurada bir sıkıntı var. Şuradan da şehre bağlasak hiç fena olmaz. Bağladık. Burası azalacaktır birazdan. Şuradan şehre bağlı. Buradan arkadan bağlı. Bu tarafa şehir dışından elektrik geliyor sadece. Bu bir problem. Bunu bizim ana sisteme de bağlamamız gerekiyor. Bağlayabilir miyiz bakalım. Şöyle arkalardan falan gezdirsek. Olmadı. Buradan bağlasak bakalım. Bağladık. Şimdi burası ana şebekeye bağlı olduğuna göre burası ana şebekeye bağlı. Buradan bu taraf da ana şebekeye bağlı. Şu an her yer bağlı olmalı. Play dedim. Evet, çözüldü. Nüfusumuz 24.000 oldu. Pozitif yönde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. On arabanın onu da dışarıdaymış. Yollarımız ne durumda Allah bilir. Bakalım tamir ediyorlar mı gerçekten? Şu bina. Evet, yollar kırmızıydı. Kırmızı olan yollar yeşil olmuş. Güzel. Tamir ediyorlar demek ki. Buranın bir derdi var. Evet, buranın kanalizasyonunu bağlamamışız. Onu da şuradan bağlayalım. Elektrik problemi var. Lan dibinden elektrik hattı geçiyor. Alsan oradan. Bağladık. Elektrik de halloldu. Burada ne oluyor? Burada bir trafik sıkışıklığı var. Burayı 3 şeride düşürsek bazen yolları düşürmek gerekiyor. Buradaki sıkışıklığı engellemek için bir kademi de burada düşüreceğim. Sıkışıklık şurada falan olsun. Hatta burası kaç şerit geliyor? 2 şerit. 2 şerit olarak bile bağlayabilirmişim ben burayı. Şerit sayısını azaltınca trafik azaldı. Şerit çokken daha çok trafik oluyordu arabalar saçmaladığı için sanırım. İlginç. Demek ki çok şerit iyi değil. Bir yaşıma daha girdim. Burayı biraz daha kenara alabilir miyim? Bu yol çok saçma durdu. Yıktım. 3 şerit yolu aldım ve şuraya bağladım. Tamam. Hız limitini kaldırdım ama hala 70 yazıyor burada. Şehrimizde hız limiti yok. Bakalım. Evet, hız limitini kaldırdım. Niye hala böyle bir durum var anlamış değilim. Başka trafik olan yer olursa hemen şeridini küçültüyoruz. Bak, burada da trafik var. Tam bu şeritleri küçülteceğiz, belli oldu. Küçültünce trafik düzeliyor. Muhtemelen güncellemeyle düzeltecek bir şeydir diye düşünüyorum. Şuraları bir düzeltelim. Başka nerede hata var? Buraya kadar iyi. Şurası biraz kıvrak olmuş. Şöyle daha mantıklı. Yani iyi şimdilik. Burada ne oluyor? Sağa gitmek isteyenler sol şeritte olduğu için en soldan sağa geçiyorlar.
Tam Türk trafiği oldu. Çünkü burası 4 şerit. Ben bunu şerite düşürmedim mi ya? Yo, 3 şeritmiş. 1, 2, 3. Benim bazıları yürüyor otoyolda. Çoğunluk buradan sağa dönüyor. Derken burada bir trafik yanıyla daha boğuşuyoruz. Sanırım trafiği çözemeyeceğim. Böyle bir karara vardım şu an. Mesela bu araba neredeymiş? Şu araba. Nereden geliyor? Nereye gidiyor bu? Bakalım. Gözüküyor mu haritada? Yok. Mesela sen. Nereye gidiyorsun? Gideceği yeri söylüyor da böyle güzergah gibi çizmiyor. Evine gidiyor yani özet olarak. Gidin bakayım. Evinize gidin. Toplu taşıma olursa belki düzeltiriz bunu. Taksi durumumuz nasıl? Yani taşımadan para kazanma işi. Education'dan 40 bin almaya başlamışız. İlginç. Eğitimden para kazanıyorsunuz bildiğin. İlginç. 124 geliyor, 370 gidiyor. Taksi ücretlerini artırmış olmamıza rağmen. Takside 700 kişi taşınıyor, otobüsle 10 bin kişi taşınıyor. Fakat biz gemi ekledik. Buradaki gemi de o masrafların içinde. Taksinin masrafını tek başına görmemiz lazım. Public transport desek. Taxi passenger. 700 kişi civarı. Turist 0. Bazı istatistikler eksik ya oyunda. Bu acayip can sıkıcı oluyor. Şu an ben taksilere ne kadar para harcadığımı göremiyorum. Taksilerden ne kadar para kazandığımı da göremiyorum. Tahminen ilerlemem gerekiyor. Mesela şu an ne benim taksi durumu, transport 179 bin kazanıyorum, 371 bin harcıyorum. İki katı desen, yani tam iki katı civarı bir şey. Ben bu taksileri açtığımda oran düşecek mi, yükselecek mi? Ona bakacağım. Açtım. Trafik konusunda aklımda ilginç fikirler var. Bu trafiği bir şekilde çözeceğiz, o garanti. Sadece nasıl çözeceğimi bilemiyorum şu an. Acaba diyorum, şehirleri birbirine yolun altından bağlasam da ana yola hiç çıkmasalar. Daha pratik olmaz mı? Olabilir. Hadi deneyelim. Bu arada ben böyle yıkıp yapmayı ve test etmeyi çok seviyorum. Yani standart bildiğiniz oyuncular gibi öyle bir kiri kurayım, oradan yürüyeyim falan demem ben pek. Tasarım olarak. Yaptığım değişikliklerin sonuçlarını görmek hoşuma gidiyor bu tarz oyunlarda. Anlık görüyorsunuz ya. Konu bu. Diyorum ki mesela şundan eklesek. Bununla şehre giriş sağlasak. Şuradan sağlarız bence. Bakayım. Yani sağlarız gibi. Üçlü yolla. Şuradaki üçlü yolla. Şuradan bağlarız. Bunu da buradan bağlarız.
Onu da buradan bağlasak. Niye bağlayamıyoruz? Harbiden bağlatmıyor. Tamam, burada zaten çok bir kaybımız yok. Yıkarız burayı. Bunları şehre bağlayabiliyor muyum? Ona bir bakalım. Bağladık. Şehirlere girişi buradan yaptık. Bundan bir tane daha bile yapabilirim belki de. Şöyle daha yukarıdan bakarsam. Bunu nasıl yapacağımı bilemedim lan. İstediğim gibi olmuyor ama şöyle bağlayabilirim sanki. Bağladım. Bunu da şuradan şuraya doğru, hatta şöyle yaparsam bunu da direkt karşıya bağlayabilirim. Yani direkt karşıya dedim, onu bile yamuk yaptım ya. Dur bakayım. Evet. Neden olmasın? Şimdi bu şehri karşıdaki şehre bağlamak istiyorum. Bunu da şöyle bir şeyle. Yapsam. Dolayısıyla bu ana yoldaki trafiği azaltsam. Kötü fikir mi? Mesela bir tane de şuradan yapsak. İyi fikir gibi. Burası niye böyle saçma sapan gözüktü? Şurası iyi gözüküyor halbuki. Burası saçma gözüktü. Bunu yıksak düzelir mi? Tekrar yapalım. Bug var herhalde. Bu kadar oluyor. Şimdi ana yoldaki trafik yoğunluğunu şehrin içine aldım biraz daha. Bir kademe şuradan bile yapabilirim. İki tane buradan yaptım. Bir tane ana yolda var. Bu ana yolu tek yön yapsam saçma olur. Karşıya geçiş engellesem saçma olur. Şimdilik bu kadar mantıklı şeyler bulabildim. Bu iki şehir arasında da aynısını yaparım burada taktiğimiz tutarsa. Hadi deneyelim bakalım. Neler olacağını göreceğiz. Niye herkes buraya giriyor, buradan inip buradan dönüyor? Niye buradan kimse karşıya geçmiyor? Oğlum manyak mısınız lan? Evet, bir iki tane geçmeye başladı. Ama sıkıntılı. Puanımız geldi mi hiç? Kaç puan oldu? 4 puanımız var. Peki. Taksilerin durumuna bakalım.
Şimdi orana bakacağız. Orandan anlayacağız ne gelip ne gittiğini. 400 gelirimiz olmuş. Yani 500 gelirimiz olmuş. 700 giderimiz olmuş. Şu an taksiler bizi kurtarmaya başladı. Taksi fiyatlarını artırınca. Yani şehir içindeki problemi taksiyle çözebiliriz belki de. Açalım mı abi taksileri? Şunu da açalım. Başka var mı taksi kapalı bakalım. Yok gibi. Taksiler çalışıyor. Şuradaki saçma yoğunlukta azalırsa mükemmel olacak. Millet buradan karşıya geçeceğine buradan sola dönüyor. Yapay zekası azıcık saçma. Önerilerinizi bekliyorum bu arada. Önerileriniz varsa uygulayabiliriz şehirle alakalı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.